KOBİ'lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına olanak odaklanan İşimi Yönetebiliyorum programı Malatya'da yapıldı. Düzenlenen programa Türkonfet Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve Fırat Sifet Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık da katıldı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, VİSA ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle 2019 yılında hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum programı, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen kapsamlı eğitimlerle iş dünyasına ulaşmayı sürdürüyor. Malatya'da düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Fırat Sifet Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, bölgenin ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgi vererek yeni OSB'lerin yatırımcı firmaları beklediğini söyledi. Malatya 8000 yıllık kadim geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir ilimiz ve şu anda öne çıkan sektörleri tarım, hayvancılık ve sanayi ile de bölgenin lokomotifi durumunda. Herkesin bildiği gibi Malatya'da kayısı çok önemli bir ürün. Bunun dışında Malatya'da öne çıkan diğer bir sektör tekstil ve konfeksiyon sektörü. Gene bölgemizin diğer bir şehri ve benim de memleketim olan Elazığ'ı değerlendirmek isterim. Elazığ biliyorsunuz 24 Ocak 2020'de bir deprem felaketi yaşadı. Ardından da büyük bir göç oldu. Bunu takiben de pandemi yaşanınca hem esnaf hem de KOBİ'ler çok olumsuz etkilendi bu durumdan. Elazığ'da aslında öne çıkan yeraltı kaynakları var. Bunların katma değeri yüksek ürüne dönüştürülmesi çok önemli. Gene mobilya, tarım Elazığ'da öne çıkan sektörler ve Elazığ'da organize sanayi bölgesindeki teşvikleri artırarak gene turizm destinasyonunda Elazığ'ın da içinde aldığı, hatta Elazığ, Bingöl, Tunceli, Malatya illerinin içerisinde aldığı bir destinasyon oluşturulması bölgeye katkı sağlayacaktır. Diğer bir yerimiz Tunceli, hem yatırım alanlarının azlığı hem de şehrin yerleşim alanının darlığı nedeniyle Tunceli'de bir de altyapının, enerjinin yeterli olmaması nedeniyle Tunceli'nin ekonomisi genelde memur ve üniversite öğrencilerine dayalı bir ekonomi. Bingöl ilimiz Tunceli ilimize benzer özellikler içeriyor. Ancak son dönemde, orada da göç çok fazlaydı, dışarı göç çok fazlaydı. Ancak son dönemde özel sektörün orada yapmış olduğu bir yatırımdan kaynaklı olarak tersine göç başladı, yatırımlar arttı ve son dönemlerde gerçekten de gelişmesini çok iyi sağlayan bir il konumunda Bingöl ilimiz. Multidisipliner bir yaklaşımla sorunların tespit edilip çözümlere odaklanılması neticesinde şehre ve bölgeye önemli katkılar verilebileceğini belirten Profesör Doktor Açık, İşimi Yönetebiliyorum programının içerdiği eğitimler ve kapasite geliştirmeye yönelik aktivitelerin bu süreçte KOBİ'lere sağladığı faydaların altını çizdi. Değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmesi, rekabet gücünün artırılabilmesi, teknolojiye, dijital yaşama ayak uydurması için mutlaka bir takım eğitimlere ihtiyacı var. Bu anlamda da İşimi Yönetebiliyorum projesi ülkemizde gerçekten tüm Anadolu'yu gezerek çok önemli sonuçlar elde eden, KOBİ'lerin gelişmesine, ciroların artmasına, dijital ortamı, e-ticareti kullanmalarına çok büyük katkılar sağlıyor. Tüm dünya gibi Türkiye'nin de hızlı ve kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çeken Türkonfet Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, KOBİ'lerin potansiyeline odaklanmak gerektiğine dikkat çekti. Cumhuriyetimizin yeni bir yüzyıla başlamasının arifesinde tüm dünya hem hızlı hem de kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm olmak üzere 3D olarak tanımladığımız bu olağanüstü 300 dönüşüm sürecine artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler eşlik ediyor. Hem bu dönüşüme adapte olmamız hem de belirsizlikleri giderip parlak bir geleceğin yolunu tutturmamız gereken bir dönemdeyiz. Dijital dönüşümün getirdiği yaratıcı inovasyon, yeşil dönüşümün öne çıkardığı sürdürülebilirlik temelli iş uygulamaları ve toplumsal dönüşümün ortaya koyduğu
insan odaklı bir ekonomi anlayışı çerçevesinde üretim, tedarik zincirleri, ticaret ve rekabet bütünlüğüyle yeniden kurgulanıyor. KOBİ'lerin yüksek teknoloji kullanımıyla yüksek katma değerli ihracat gücünün artmasının önemine de değinen Sönmez, işini yönetebilen KOBİ'lerimiz geleceğimize yön verecek, üretimden ihracata çarpan etkisiyle yüksek bir verimlilik yaratarak ülkemizi küresellikte önemli bir pozisyona taşıyacaktır dedi. Biz de ülkemizin çeşitli kentlerinde KOBİ'lerimize güç vermek üzere devam ettirdiğimiz işimi yönetebiliyorum programı kapsamında bugüne kadar finanstan, dijital pazarlamaya, e-ticaretten yönetim stratejilerine ve markalaşmaya uzanan içeriklerimizle yaklaşık 4000 KOBİ'mizin kendini yenileme ve tazeleme yolculuğunda yanlarında olduk. Konuşmaların ardından eğitim toplantısı alanlarında uzman akademisyenler ve profesyonellerin verdiği seminerlerle devam etti. Tüm konfet, Giza ve Birleşik Milletler Kalkınma Programı 2019 yılında bir araya gelerek bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekten orta uzun vadede gerçekleştirilmesi gereken bir şey değil. Seminerin ardından eğitmenler katılımcıların sorularını yanıtladı.